Merhaba sevgili arkadaşlar, Canım Anne YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu görmüş olduğunuz port bebeğinin nasıl yapıldığını anlatmaya çalışacağım bugünkü videomda. Gördüğünüz gibi şeritler halinde örüp birleştirdik. Daha sonra şu şekilde düğmelerimizi yine el emeği olarak yaptık ve port bebeğimizi tamamladık. Umuyorum ki beğeneceğiniz bir video olacak. Gördüğünüz gibi şekli çok hoşuma gitti benim. Umarım siz de beğeneceksiniz arkadaşlar. Yumuşacık, yumuş yumuş bir port bebe, bir battaniye oldu. Anlatımımıza geçmeden önce kanalımıza hala abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Yayınlanan videolarımızdan haberdar olmak için de bildirim butonunu aktifleştirmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi anlatımımıza geçelim. Öncelikle iplerimizle başlayalım arkadaşlar. Orta kısımda ince bir ip tercih ettim ben. 100 gramda 332 metre ipimizin inceliğini, kalınlığını buradan ayarlayabilirsiniz. Kalın olan ipimde, yani dış kısmında kullanacağım beyaz ipimde 100 gramda 200 metre gördüğünüz gibi. Hemen ipimi kenara alıp ince ipimle, yani bu yeşil olan ipimle başlamak istiyorum. Yine ipinizin kalınlığına uygun kalınlıkta bir tığ seçebilirsiniz. 8 zincir attım. İlk zincirime battıktan sonra şöyle bir halka oluşturdum arkadaşlar. 6 zincir attım burada da. 6 zincirden sonra tığımın üzerine ilmekleri sarmaya başlıyorum. 3 4 5 6 7 8. 8 tane yeterli gibi görünüyor şimdilik. Hemen şöyle kapatalım. Dolgunca şöyle bir fıstık oluşturduk gördüğünüz gibi. 3 zincir atıyorum. Tekrardan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 kez sararak bir fıstık oluşturdum. Yine aynı noktaya başlangıçta yapmış olduğumuz halkanın içerisine. Şöyle sıkıca bir zincir attım. Burada yapmam gereken küçük bir ayrıntı var arkadaşlar. Şöyle ipimi 2 kez sarıyorum. Yine başlangıçta yaptığım halkanın içine batarak bir trabzan oluşturdum. Dörtlü olabilir, beşli olabilir. Buradaki amacım, bakın şöyle göstereceğim. Başlangıçta attığım zincir ve daha sonra iki fıstık yaptıktan sonra oluşturduğum, bakın, trabzan. Daha sonra üst kısımda, yani beyaz iple öreceğim kısmı, dış kısmını örerken lazım olacak bana. Bu yüzden bu şekilde hem trabzan, başlangıçta da zincir yapıyorum. Orta kısma geldim. Tekrar şöyle batıyorum. Yine 5-6 tane zincir çekip aynı şekilde orta kısma bir tane fıstık oluşturuyorum. Kapatıyorum. 3 zincir attım. Tekrar 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Fıstığımı kapatıyorum. Sağlamladım. Şimdi yine 2 kez sardıktan sonra alt kısımdaki zincire, bakın şu kısma batıp yine trabzanımı oluşturuyorum. Şöyle bakıldığında hem sağında hem solunda daha sonraki detayımız için yerlerimiz hazırlanmış oluyor arkadaşlar. Trabzan yapacağımız noktalar. Şimdi tekrar zincirimi çektim. Bir fıstık daha oluşturuyorum burada. Sekiz kez sardım. Fıstığı kapatıp 3 zincir. Aynı noktaya tekrar
6, 7 ve 8. Tekrar bir fıstık yapıyorum, kapatıyorum. Burada zincir çekmemize gerek yok. Şuradan yine aynı şekilde bir dörtlü ya da beşli, dediğim gibi kendiniz ayarlayabilirsiniz arkadaşlar bunun boyunu. Bakın bu şekilde bir şerit halinde devam ederek uzatacağım. Daha sonrasında birlikte devam edeceğiz. Şöyle bir şerit olarak tamamladım arkadaşlar örgümüzü, gördüğünüz gibi. Şimdi dış kısmına geçeceğiz. Beyaz ipime geçiyorum. Biraz açacağım ipimi şöyle. Tığımı değiştiriyorum tabii. İpimin kalınlığına uygun bir tığ aldım. Şöyle bir zincir attım. Bu kenarlarda bırakmış olduğumuz arkadaşlar, bakın şuradaki kısımlara ikili trabzan yapıyorum. Şu şekilde başladım. Bir zincir ve diğer yuvaya geçiyorum. Yine ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir, diğer yuvaya geçip ikili trabzan. Bu şekilde tüm kenarı öreceğim. Bakın şöyle bir görüntü oluşuyor. Birkaç deneme yaptım arkadaşlar. 3 trabzan yaptığımda bu aradaki boşluklar bir zincirle oluşturduğum yerlere trabzan yaptım ve aralarda zincir çekmedim. Çok boğuk bir görüntü oldu. Bu aradaki hafif boşluklar daha hoş bir görüntü olmasını sağladı. Hemen küçük bir not vermek istiyorum. Burada ince ip kullanmamın sebebi, kalın iple fıstıklar bu kadar güzel durmadı arkadaşlar. Daha kaba bir görüntüsü oldu. O yüzden orta kısımda ince ip, kenarlarda kalın ip olarak yaptık bu ürünümüzü. Birkaç deneme yanılmadan sonra en güzel görüntüye ulaştığımı düşünüyorum. Şimdi dediğim gibi ikili trabzan yapıyorum. Her yuvaya ikişer tane, tüm şeridin tek yönünü bu şekilde ördükten sonra şeritlerimizi birbirine nasıl ekleyeceğiz? Yine birlikte devam edeceğiz. Tüm kenarı ördükten sonra ilk parçalarda şu baş kısmını da ördükten sonra aynı şekilde diğer kısma devam ediyoruz arkadaşlar. Buradaki dönüşü yine bir zincir çektim. Aynı şekilde ikili trabzan yapıyorum. Altı, yedi ve sekiz tane. Yine bir tane zincir ve yine aynı şekilde şu kısımdan trabzan yaparak devam ediyoruz. Tabii ben bir ön hazırlık yaptım arkadaşlar. Hatta şurayı biraz göstereyim. Yine arada bir zincir. Bu şekilde ilk parçaları örebilirsiniz. Hatta ilk parçadan sonrasını direkt ekleyerek de yapabilirsiniz. Bu şekilde tamamlıyoruz ilk parçayı, dediğim gibi. Ama şimdi ben şu kısma kadar tekrardan sökeceğim. Dediğim gibi bir ön hazırlığım var. Hemen şöyle ki bakın görüntümüz de çok şık oldu. Hatta burası ters kısmı, şöyle çevireyim. Bakın şöyle güzel bir görüntümüz oldu arkadaşlar. Şimdi yapmamız gereken neydi? Hemen şöyle kenar kısmını alacağım. Burada eklerken dikkat etmemiz gereken bir şey daha var. Bakın
Fıstıkların yönleri. Eğer buradan eklemeye başlarsam görüntü ters olacak. O yüzden diğer tarafını çevireceğim. Bakın şu kısımdan eklemeye başlarsam görüntü düzgün olacak. Aynı yöne bakacak fıstıklar. Şimdi nasıl ekliyoruz? İlk boşluk zincir attığımız yer, bakın şu kısım. Buradan tığımızı geçirip zaten bir zincir çekmiştik. Bu ilmeğimizi buradan geçiriyoruz. Hatta şöyle yapalım. Zincir atmadan bakın 8 tane trabzanı oluşturdum. İlmeği bu tarafa geçirip bir zincir attım. Yine 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Yine boşluktan tığımı geçirip ilmeği arkadan öne alıp bir zincir atıyorum. Ve yine ikili trabzanlarımı yapıyorum 2 tane. Bu şekilde ekleme işlemimizi gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Hemen şöyle birkaç tane daha yapıp görüntüyü göstereceğim sizlere ne şekilde olduğunu. Bakın şöyle bir görüntü oluyor. Yedinci şeritim bu benim. Bakın şöyle. Sanıyorum yeterli olacak. Belki duruma göre 8. ama 7 tane yeterli olacak gibi görünüyor. Yine ölçülerini de tekrardan vereceğim arkadaşlar. Bakın şöyle bir görüntüm var şimdilik. Şimdi bu kısmın tamamını ekleyeceğim. Tüm şeriti. Ekledikten sonra diğer detayları da yine birlikte yapacağız. Ekleme kısmını bitirdikten sonra arkadaşlar şöyle hemen göstereceğim. Bakın 142-143 santim boyu, 41-42 santim de eni oldu. Yine daha büyük yapmak isterseniz bir şerit daha ekleyip biraz daha boyunu uzun da tutabilirsiniz. Aşağı yukarı 0-6 aya uyumlu bir port bebe olacak bu. Şimdi yine beyaz ipimi alacağım ve şapka kısmını, kapşon kısmını hemen yapmaya başlayacağım. Şimdi şöyle örgümü çevireceğim. Hatta şuradan da yapabiliriz, yönü fark etmez. Şu kısımdan başlayacağım arkadaşlar örmeye. Bir başlangıç ilmeği atıyorum ve ilk trabzandan itibaren örmeye başlayacağım. İlk trabzana bir tane üçlü trabzan, hemen yanındakine bir üçlü trabzan daha, yanına ikili trabzan, bir sık iğne, bir sık iğne daha. Bu kısmı, buradaki dalgalı kısmı kapatmaya çalışıyorum burada. Bir ikili trabzan, iki tane üçlü trabzan. Yine hemen yanındaki modelin ilk trabzanına üçlü trabzan yaptım. Yanına bir üçlü trabzan daha. 2 sık iğne ve sık iğne. Tekrar ikili trabzan. Bir üçlü trabzan, bir üçlü trabzan daha. Bakın görüntümüz şu şekilde. Ekleme kısmını daha kolay yapabilmek için buradaki dalgalı görüntüyü düze çeviriyorum arkadaşlar.
Önce 2 tane üçlü trabzan, yanına bir tane ikili trabzan, 2 tane sık iğne, bir tane ikili trabzan. Burada sayıda bir değişiklik yapmamışım. Evet, yanlış yerden başlamışım. Tekrardan bu kısmı öreceğim. Önce 2 tane üçlü trabzan, bir tane ikili, 2 tane de sık iğne. Yine aynı şekilde ikili trabzan ve 2 tane üçlü trabzan. Şimdi 3 tanesini ördük. Dördüncünün de yarısına kadar ördükten sonra ekleme işlemimiz başlayacak. Dilerseniz tamamını bu şekilde örüp dikerek de ya da tığıyla da ekleyebilirsiniz. Şimdi ikili trabzan yaptığım yere geldim. İkili trabzanımı yapıyorum. Tam orta noktadayım arkadaşlar. Bakın 3 dilim sağda, 3 dilim solda var. Ben tam orta noktadayım şimdi. Burada 2 tane sık iğnemiz var. Bunları bırakıp ikili trabzan yaptığım yerden tığımı geçirdim, ilmeğimi geçirdim. Şimdi yine üçlü trabzan yapıyorum. Ve her trabzanın karşılığında yaptığım trabzanla birlikte ekliyorum. Dediğim gibi tamamını düz bir şekilde örüp dikerek ya da yine tığ yardımıyla da ekleme yapabilirsiniz. Bir tane üçlü trabzan yaptım. Şimdi bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şu şekilde. Şimdi sıra sık iğne de. Sık iğne yapıyorum ve yine ekleme yapıyorum. Tekrar bir sık iğne ve yine ekleme. İkili trabzan, ekleme, her ilmekte ekleme detayını es geçmiyoruz arkadaşlar. Düzgün bir görüntü olması için. Şöyle ilmeğimi uzatacağım. Bakın görüntümüz şu şekilde. Şimdi devam ediyorum. Diğer modele geçtim. Yine üçlü trabzan. Ah pardon, şurada eklemeden geçtim. Burayı es geçmeyelim. Dediğim gibi görüntümüz düzgün olsun. Diğer modele geçip yine üçlü trabzan. Bir üçlü trabzan daha. İkili trabzanımızı da ekliyoruz. Şimdi yan yana 2 tane sık iğne. Zaten diğer yönde de hep aynı İşlemlere denk geliyor. Sık iğne yaptığımız yerde sık iğne ile ekliyoruz. İkili trabzanları ikili trabzanlarla, üçlüleri üçlülerle ekleyerek zaten kısa bir mesafe, hemencecik örebileceğiniz bir yer.
Evet, bu modeli de tamamladık. Son modelimize geçtik. İkili trabzan yapıyoruz burada. Şimdi sık iğne. Bir sık iğne daha. İkili trabzan. Üçlü trabzan. Ve bir üçlü trabzan daha. Bu kısmı da tamamladıktan sonra bu gördüğünüz ipleri arka kısımda görünmeyecek bir şekilde saklayacağız arkadaşlar. Birkaç tur şöyle bakın tığ yardımıyla arka kısımda saklayıp daha sonra keseceğim. Zaten gördüğünüz gibi epey ipleri daha duruyor. Bunları da hallettikten sonra düğme kısmına geçeceğim. Ama şu kısmı bir göstermek istiyorum. Gerçekten güzel de bir model oluştu gördüğünüz gibi burada. Kapüşon kısmını tamamlamış olduk. Şimdi düğme detaylarına geçelim. Düğmeler için yine ince tığımı alacağım. Şöyle de bakın. Bir kenar için 4 tane düğmemiz yeterli olacak sanırım. Hemen şöyle düğmelerimizi yapmaya başlayalım. Yine bir ön hazırlık yaptım ben burada. 7-8 tane yeterli olacak zincirimiz. İlk sıra için şöyle ipimi sarıp üçünü birden çekiyorum arkadaşlar. Beş, altı, yedi, sekiz, 9, 10 tane yalancı trabzanımızı yapıp ilk trabzanın tepesinden şöyle bağladım. Şimdi ilmeklerimi şu şekilde çekiyorum. Bakın orta kısımdan geçirip şunu alacağım ki netlemede problem oluyor sanırım. Hemen tekrar göstereceğim. Yalancı trabzan yaptık bir sıra. Onun üzerine şu şekilde ilmeklerimi alıp bir kere de çıkarıyorum. Sayarak yaparsanız arkadaşlar hepsinin boyutu aynı şekilde olacaktır. Dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört ve on beş. Ben bu şekilde yaptım tüm düğmelerimi. Yine ilk ilmekten şöyle ilmek kaydırma yapıp düğmemi tamamlıyorum. İpimi burada koparacağım. Arka kısımda yine şöyle bir sabitleme yapacağım arkadaşlar. Daha sonra ipi kestikten sonra düğme dikme işlemimize geçebiliriz. Bakın gördüğünüz gibi düğmemiz bu şekilde. Şimdi ipimizi, iğnemizi hazırlayıp port bebeğimizi tamamlayalım. Şöyle port bebeğimizi tam şekline uygun. Şimdi çok kadraja sığdıramıyorum. Şöyle göstereceğim bakın arkadaşlar. Kapşon kısmı daha sonrasında katladım şu şekilde. Olması gerektiği gibi yani tam kullanılacak şekilde yaptıktan sonra
Hemen şöyle üst kısmını biraz geriye alıyorum. Örmüş olduğumuz düğmelerimizden de şöyle bir tane alıp ipimizin arka kısmını düğümledim bakın. Şöyle geçip tam uç kısımdan bir tanesini şöyle ara ara 4 ya da 5 tane yeterli olacak bir sıra için aynı şekilde diğer yöne de bu şekilde düğmeleri sıralayacağım arkadaşlar bakın. Şöyle eşit aralıklarla düğmelerimi dikeceğim. Şimdi şunları çekeyim. Rahatça dikeyim ilk düğmemi. Yani bu iç kısımda kalacak. Tam şuralardan geçireceğiz arkadaşlar. Ölçülerinizi de buna göre ayarlayabilirsiniz. Bakın şu boşluktan bu şekilde ilikleme olacak. O yüzden şöyle düşünerek tam karşılığı şu kısım mesela şöyle. Buna göre dikişlerinizi atabilirsiniz düğmelerinizin. Şöyle iki trabzanı birbirine ekleyerek düğmemi dikiyorum. Ve tüm düğmeleri de bu şekilde dikeceğim. Çok kenarlara kaymayalım arkadaşlar çünkü ilikleme kısmını engellemiş olmayalım. Sürekli orta kısımdan geçerek bakın orta kısımdan yukarı çıkıyorum. Daha sonra şuradan bir tel alarak şöyle göstereyim bakın. Orta kısımdan yukarı çıktım. Şöyle bir tel alıp bir iki tel. Yine orta kısımdan alt kısma geçiyorum. Birkaç tur böyle yaptıktan sonra sağlamlığından emin oluyorum. Ondan sonra ipimi arka kısımda yine sabitleyip düğme dikişini de tamamlamış olacağım. Bu şekilde tüm düğmeleri dikeceğim. Daha sonra port bebeğimiz tamamlanmış olacak arkadaşlar. Tabi dilerseniz hali hazırda varsa yanınızda düğmeniz ya da alabilecek durumdaysanız ben şu anda tam video çekimindeyken elimin altında düğme olmadığı için bu şekilde ipten düğme yaptım. Bakın arka kısmında şu şekilde temiz bir görüntü. Şimdi ipimi koparacağım. Ve dediğim gibi şöyle ilikleme kısmı da tamamlanmış olacak. Dediğim gibi diğer düğmeleri diktikten sonra tamamlamış olacağız port bebeğimizi arkadaşlar. Ben diğerlerini de yaptıktan sonra kalan kısmını yine birlikte yapalım. Düğmelerimizi de diktik, tamamladık. Gördüğünüz gibi şeritli port bebeğimizin görüntüsü bu şekilde oldu arkadaşlar. Umuyorum ki faydalı bir video oldu. Sizler için de beğeneceğiniz bir ürün çıkmış oldu ortaya arkadaşlar. Ölçülerini zaten video içerisinde vermiştik. 0-6 aya uyumlu. Hatta 1 yaşa kadar da kullanılabilecek bir port bebe oldu arkadaşlar. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Yayınlanan videolarımızdan, duyurularımızdan ve canlı yayınlarımızdan haberdar olmak içinse zil butonunu aktifleştirmenizi rica ediyorum arkadaşlar. Daha sonraki videolarımızda yeniden görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.